6. sınıf matematik dersi oran ve orantıyla ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, çoklukları karşılaştırmak için oran kullanabilirsiniz. Oran konusu kesirler konusunun da bir altyapısıdır diyebiliriz. İki tane çokluğu karşılaştıracaksın. Bakın ekranda yeşil boncuklarla mavi boncukları görüyorsunuz. İşte yeşil boncukları saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yeşil boncuk var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de mavi boncuğun olduğunu görüyorum. Şimdi ben bunları birbirlerine ifadeleri de değiştirerek oranlamak istiyorum. Bakın ilk oranımız gelsin. Yeşil boncukların mavilere oranı. Öncelikle burada yeşil diyelim. Yeşil boncukların sayısı 13 taneydi. Mavi diyorum sayısıyla çünkü oran yapmam gerekiyor. Oranı burada kesirlerle belirtmem lazım. Mavi boncukların sayısına da 5'imizi dedik. Yeşil boncukların mavilere oranı. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrenciler. Burada ilk söylenen ifade çok önemlidir. Ben hangisini ilk başta söylüyorum? Yeşil boncukları söylüyorum. Daha sonra mavileri söylüyorum. Şimdi ikisinin de belirli bir sayısı var. Önce yeşil ve mavi. İlk harfleriyle oranlayacağım. Yeşil bölü mavi demem gerekiyor. Eşittirimizi koyduk, oranlayacağız. Kesir çizgisini çektik. Yeşillere baktığım zaman kaç tane? 13 tane. 13'ü yazdık. Maviler burada 5 tane. Yeşil boncukların mavilere oranını 13 bölü 5 şeklinde bulabilirim. Burada en önemli çıkartacağımız ders şudur. İlk söylenen ifadeyi bizim paya yazmamız gerekiyor. Yani yanlışlıkla 5'i yukarıya yazarsan ya da 13'ü aşağıya yazarsan bu oranda bir hata çıkartabilirsin. Niye hata çıkartırsın? 13 bölü 5 oranı var. Eğer sen 5'i yukarıda yazıp 13'ü aşağıda yazarsan, hemen şöyle bir çarpısını da koyarım buna çünkü bu yanlıştır. Yazarsan bakın en basitinden 13 bölü 5 bileşik bir kesirdir. 5 bölü 13 ise basit bir kesirdir. İkisinin çok daha farklı değerler kazandığını görebilirsin. Bakın buradaki boncuklara göre bir diğer oranımız mavi boncukların yeşillere oranı. Bu sefer mavi boncukları önce söylüyor, yeşilleri arkasından söylüyor. Mavi bölü yeşil, M bölü Y dedikten sonra eşittirimizi koyduk, kesir çizgisini çektik. Önemli bu. İlk söylenen ifade paya yazılır, ikincisi paydaya yazılır. Maviler 5 tane, yeşiller 13 tane, mavilerin yeşillere oranı 5 bölü 13 olur ya da 13'te 5 olur. Şimdi burada değişik bir oranımız var. Yeşil boncukların tümüne oranı diyor. Öncelikle yeşil boncukları söylemiş, daha sonra tümünü diyor. Yeşil bölü tümü şeklinde yazabilirim sevgili öğrencim. Şimdi yeşillerin sayısını biliyorum ama tümünün sayısını nedir bilmiyorum değil mi? Yeşilleri burada 13 olarak yazdım. Kesir çizgisini çektim. Tümü dediği de burada yeşil ve mavilerin toplamı demektir. 13 ile de 5'i toplarsan 18 olur. O zaman yeşillerin tümüne oranı 13 bölü 18 olarak karşımıza çıkar. Mavi boncukların tümüne oranına baktığımız zaman mavileri M harfiyle gösterelim ve tümüne oranı diyor. Payda kısmına da tümünü yazdıktan sonra kesir çizgisini çektim. Mavi boncuklar toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tümü burada 13 ile 5'in toplamı yani yeşillerle mavilerin toplamı demektir. 13, 5 daha da 18 eder. Mavilerin tüm boncuk sayısına oranı 5 bölü 18 ya da 18'de 5 olarak karşımıza çıkar. Çoklukları karşılaştırmak için oran kullanırsın. İki tane farklı çokluk sayısı olması gerekiyor. Mesela sınıfındaki kız ve erkekleri karşılaştırabilirsin. Ya da bir çiftlikte bulunan keçileri ve koyunları atıyorum karşılaştırabilirsin. Ya da çam ağaçlarıyla kavak ağaçların sayısını karşılaştırabilirsin. Ya da bir hayvanat bahçesinde bulunan aslanlarla kaplanları karşılaştırabilirsin. İki kişinin yaşını karşılaştırabilirsin sevgili öğrencim. Çoklukları karşılaştırmak için oran kullanırız. A ve B iki çokluk olmak üzere iki türlü söyleyebilirsin. A'nın B'ye oranı diyebilirsin. Ya da A bölü B diyebilirsin. Bu A'nın B'ye oranıdır. Tam tersini yapmayalım lütfen dikkat edin. Eğer B'yi yukarıda A'yı aşağıda getirirseniz bu sefer B'nin A'ya oranı olur. Buna lütfen dikkat edelim. Oranı bölü işaretiyle de gösterebilirsin. A bölü 2 nokta üst üste B şeklinde de gösterebilirsin. Ya da A yan çizgiyle A taksim B şeklinde gösterebilirsin. Ama en fazla kullanılan oran çeşidi yukarıdaki ve aşağıdaki ikinci sıradaki olandır. Şimdi mesela benim yaşım İbrahim diyelim sevgili öğrencilerim. İbrahim'in yaşı şu anda 35 yaşında. Senin yaşından bahsedelim. Senin yaşında ne olsun? 11 yaşında olsun.
Dese ki İbrahim'in yaşının senin yaşına ya da kendi yaşına oranı nedir? İ bölü S dedik. Eşittirimizi koyduk. İbrahim önce söyleniyor. İbrahim'in yaşının senin yaşına oranı. O zaman İbrahim'in yaşı önce söyleniyorsa benim 35'i yukarıya, 11'i aşağıya yazmam gerekiyor. Bana bunun tam tersini söylerse, senin yaşının İbrahim'in yaşına oranı, ona da S bölü İ dersek, senin yaşın şu anda 11, İbrahim'in yaşı 35, bunun da oranı 11 bölü 35 olur. Ekranda kızlar ve erkeklerin olduğu bir grup, bir kalabalık görüyorum. Kızların üstüne K harfi koyarsam bakın birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı kızları K harfiyle gösteririm. Erkekleri de E harfiyle gösteririm. 3, 5, 6 oldu. Yedincisi, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, 11. ve 12. Kızların sayısı eşittir 12 dersem. Erkeklerin sayısı sevgili öğrencilerim, onları da E harfiyle gösteriyorum. E harfi birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi ve sekizincisi. Erkeklerden de 8 tane var. Şimdi bununla ilgili sorular yapmaya çalışalım. Soru 1. Kız çocukların sayısının erkek çocukların oranına kaç olduğunu bulalım. İlk söylenen ifade hangisi? Kız. Sonra söylenen ifade erkek. O zaman biz burada kız bölü erkek dememiz gerekiyor. Çocuklar kızlardan burada 12 tane var. Erkeklerden 8 tane var. Bu oranımız bizim 12 bölü 8 olur. Oranlarda en sade biçimiyle de gönderebilirsiniz. 12 bölü 8 sonuçta ikisi de 4'ün katıdır. Sadeleştirme yapıyorum. Her türlü oranda sonuçta bu bir kesirse sadeleştirme de yapabilirsiniz. 12'yi 4'e böldüm. 3 kere var. 8'i 4'e böldüm. 2 kere var. Bu orana ben 3 bölü 2 oranı da diyebilirim. Kızların erkeklere oranı 12 bölü 8. 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 2 de diyebilirim. Bu sefer erkeklerin kız çocuklarına oranını istiyor bize. Bakın önce erkekler söyleniyor, daha sonra kız çocukları söyleniyor. Burada önce ve sonra söylenen ifadeler oran oluşturmak için çok önemlidir. Erkeklerin kızlara oranını E bölü K şeklinde gösterebiliriz. Sonra da karşılarına sayılarını yazacaksın. Oran çıkacak. Erkekler burada 8 tane, kızlardan da 12 tane var. 8 bölü 12'dir. Dilersen bunu sadeleştirebilirsin sevgili öğrencim. Yani 8 bölü 12, ikisi de 4'ün katı. 4'e böldüm 2 kere var. 4'e böldüm 3 kere var. 8 bölü 12 yapsan da olur. 3 de 2 yapsan da olur. Ben bu oranı 2 bölü 3 şeklinde gösterdiğim gibi 2, 2 nokta üst üste 3 şeklinde de ya da 2 taksim 3 şeklinde de gösterebilirim. Bir diğer oranımız erkek çocukların gruba oranını bulalım diyor bize. Sevgili öğrenciler bakın erkek çocukları E harfi ile gösterirsem grubu da G harfi ile gösterelim. Erkeklerin gruba oranı. Erkekler kaç tane? 8 tane yazıldı. Grup dediği de kız ve erkeklerin bulunduğu grup. 12, 8 daha 20 eder. Grup sayısı da burada 20. O zaman biz buna 20'de 8 grubu oranı diyebiliriz. Tabi burada mesela bazen sınavda 20'de 8 oranını buluyor. Doğru yapıyor ama seçeneklere bakıyor. Seçeneklerde bunu göremiyor. Göremediğin senin yanlış yaptığın anlamına gelmez sevgili öğrencim. Senin orada sadeleştiremediğin anlamına gelir. 8 ve 20 4'ün katı. Ben bunu 4'e böldüm. 2 kere var. 20'yi 4'e böldüm. 5 kere var. Ben bu orana 2 bölü 5 diyebilirim. 2 bölü 5 şeklinde gösterebilirim. 2 taksim 5 şeklinde de gösterebilirim. Kız çocukların gruba oranı bulacak olursak kızları K harfiyle gösterdik. Gruba da G harfi dersek sevgili öğrenciler K bölü G olur. Kızların karşısına sayısını yazıyorum 12 tane. Grubun hepsi kızlar ve erkeklerden oluştuğu için toplamda 20 tane. 12 bölü 20'dir. İstersen ben bunu 12 2 nokta üst üste 20 şeklinde gösterebilirim. İstersen 12 taksim 20 şeklinde gösterebilirim sevgili öğrencilerim. İstersen de bunu 4 ile sadeleştirebilirim. 4'e böldüm. 3 kere var, 4'e böldüm, 5 kere var. Yani ben bu orana 20'de 12 desem de olur, 5'te 3 desem de olur. İki tane dişli şarkımız var. Birindeki diş oranı 60 tane, birinde de 15 tane. B çarkındaki dişli sayısının A çarkındaki dişli sayısına oranı nedir? B'nin sevgili öğrencilerim A'ya oranı çıkartıyor. Ben sizin yerinizde olsam önce baş harfleriyle kesiri oluştururum. Daha sonra karşılarına sayılarımı yazarım. B'de baktığım zaman 15 tane var. A'da baktığım zaman 60 tane var. Oranı çıkarttım. 15 bölü 60. İstersek bunları sadeleştirebiliriz ki sadeleştirmek gerçekten çok faydalıdır. 15'i 15'e böldüm. Bir kere var. 60'ı 15'e böldüm. 4 kere var.
Ne çıkıyor biliyor musun? B'nin A'ya oranı, küçüğün büyüğe oranı 4'te 1. Yani ben burada büyüğün onun 4 katı kadar olduğunu bulabilirim. Ya da B'nin A'nın 4'te 1'i kadar olduğunu da bulabilirim sevgili öğrencilerim. Bakın onunla ilgili bir soru. B dişlisi yani küçük olan dişli 8 tur attığında A dişlisi kaç tur atar? Şimdi A B'nin 4 katı değil mi? B dişlisi 8 tur atıyor burada. O zaman bunu da 4'te 1 oranında döndürür tur attırır. 8 tur atarsa 4'te 1 oranında 8'i 4'e böler ve 2 tur attırdığını bulabilirim. Sevgili öğrenciler şöyle de yapabiliriz. B dişlisi 8 tur attığı zaman 15 çarpı 8'den 120 dişlik kadar yer giderler. 120 dişlik kadar yer giderse A dişlisine göre 120'de 62 tur attığını bu şekilde de bulabiliriz. Şeyma'nın boyu 1,5 metre olduğuna göre evin yüksekliği yaklaşık kaç metredir diyor. Şeyma'nın boyunun evinin boyuna oranı nedir? Şimdi Şeyma'nın boyunu burada bakın 2 tane kareyle göstermişler. 2 karenin içerisinde. Evin boyuna baktığımız zaman sevgili öğrenciler yukarıdan tam tepeden tam aşağıya doğru şöyle kırmızı çizgiyle ben evin boyunu sana burada gösteririm. Kaç kare var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. Bakın 2 tane karelik yer, 2 tane karelik yer 1,5 metre geliyorsa benden evin boyunu istiyor değil mi? 6 tane karelik yer acaba soru işareti kaç metre yer gelir? Burada içler dışlar çarpımı denen bir durum var. Sevgili öğrenciler ikisinin çarpımı sonuçları birbirine eşit olur. Mesela ben buraya A dersem bakın burada 2 ve A hani içler dışlar çarpımı bu şekilde bir orantı kurduktan sonra okların gösterdiği yer, yerdeki o sayılarla harflerin çarpımları birbirine eşit olacak. Mesela birinde 2 var, birinde A var. 2 ile A'nın çarpımı 2A eder. Eşitlerimizi koyduk. 6 ile de 1,5'un çarpımı. 1,5 ile 6'yı çarparsam 15 çarpı 6'dan gelsin aklınıza. 90 sıfırını saymazsak 9 metre. 2 tane A 9 metre ise benden buradaki A'yı istiyor. A 9'un yarısı her ikisini de 2'ye bölersek 4,5 metreyi bulabilirim. Ya da şöyle de yapabilirsin. Şimdi evin boyunu yaklaşık olarak 4,5 metre olarak buldum. Şimdi 2 tane karelik yer ne kadar geliyor? 1,5 metre geliyor değil mi? 2 tane karelik yer. Şeyma'nın boyu 1,5 metre. O zaman bak burada da bir 2 karelik yer var. Burada da bir 2 karelik yer var. Yani evin boyu Şeyma'nın boyunun 3 katı daha oranında. 3 katı daha fazlasında. Eğer ben 1,5 metre dersem Şeyma'nın boyuna 1,5 ile 3'ü çarparak da evin boyunu hesaplayabilirim. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 1, 3, 1'den de 4 eder. Virgül de koyar. 4,5 metreyi bu şekilde de bulabilirsin. Şeyma'nın boyunun evin boyuna oranı hangisidir diyor. Şeyma bölü ev sevgili öğrencim. Şeyma'nın boyuna baktığım zaman bak burada metre hesabından gitmene gerek yok. Şeyma'nın boyu burada 2 karelik yer kaplıyor. 2 kareyi yazdık. Evin boyu da 6 karelik yer kaplıyor. Yukarıdan aşağıya doğru 6 kare Şeyma'nın boyu da şöyle birincisi ve ikincisi 2 tane karelik yer kapladığını görüyorum. Sadeleştirme yapıyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1, 6'yı 2'ye böldüm 3. Şeyma'nın boyunun evin boyuna oranı 1 bölü 3'tür. Ya da Şeyma evin 3'te 1'i kadardır. Ya da ev Şeyma'nın 3 katı kadardır diyebilirim. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcudunun yani hepsine oranı 3 bölü 5'tir. Sınıf mevcudu 30 olduğuna göre kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranını bularım diyor. Şimdi oradaki sınıf mevcudunu bulmadan da o 30'u bilmeden de yapabiliriz aslında. Erkekleri E ile gösterirsek tüm sınıf diyor sınıf mevcudu onu da S harfi ile gösterelim. S harfi kızlar artı erkekler hatta kızlar artı erkekleri K artı E şeklinde gösterelim. Erkeklerin kızlar artı erkekler yani tüm sınıfa oranı 3 bölü 5'tir. Ne demek bu biliyor musun? Yani erkeklere ben burada 3 kat dersem bütün sınıfa da 5 kat demem gerekir. Bütün sınıf kızlar ve erkeklerin toplamından oluşmuyor mu? Erkeklere biz burada 3 kat dersek o zaman kızlara ne dememiz gerekiyor? 5 katı sağlaması için 2 kat dememiz gerekiyor. Erkekler burada 3 kattır, kızlar burada 2 kattır. Ne diyor? Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulalım. Kızların erkeklere oranı K bölü E. Kızlar sevgili öğrenciler 2 kattı. Erkekler burada 3 kattı. Katları da birbirlerine sadeleştirirsem geriye 2 bölü 3'ü bulabilirim. Ya da 30'u kullanarak da yapabilirim. Demek istediğim burada 30 sayısını kullanmadan da yapabileceğiniz yönündeydi sevgili öğrencilerim. Şimdi sınıfta 30 tane öğrenci var değil mi?
Erkekler bunun 5'te 3'ü. 30'u 5'e böldüm. 6 kere var. 6 ile de 3'ü çarptım. 18 erkeği buldum. 18 eğer erkek varsa 30 kişilik sınıftan 18 tane erkeği çıkartırsam geriye 12 tane kızı bulabilirim. Kız sayısını biliyorum, erkek sayısını biliyorum. Ne istiyor benden? Kızların erkeklere oranı. Kızlar bölü erkekler. K bölü E. Kızlar sevgili öğrenciler 12 taneydi. Erkekler 18 taneydi. 12 bölü 18 oranı bulduk. Sadeleştirme de yapalım. Her ikisi de 6'nın katı. 6'ya böldüm 2 kere var. 6'ya böldüm 3 kere var. 2 bölü 3 oranı bu şekilde de bulabilirim. Bir diğer sorumuz. Ahmet bir günün 12'de 5'ini uykuda, 12'de 3'ünü okulda, 12'de 1'ini sporda, kalan zamanı ise diğer etkinliklerde geçiriyor. Uykuda geçirdiği sürenin okulda geçirdiği süreye oranı nedir diyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bunu aslında şöyle de yapabilirsin. 12'de 1'ini, 12'de 5'ini, 12'de 3'ünü diyor. Ben bak paydalar eşit olduğu için burada bütünümüzü biz burada 12 olarak alırsak. Mesela 8, 12'de 5 yazıldı. Artı 12'de 3'ü yazdım. Artı 12'de 1'i yazdım. Bunların hepsinin toplamı 12'de 9 eder. Diğer etkinliklere de şöyle yapalım. Diğer etkinliklere de 12'de 3'ü kalır. Yani paydaların hepsinde de 12 olduğu için ben uykuya 5 kat diyebilirim. Payında 5 olduğu için. Okulda geçirdiği zamana 3 kat diyebilirim. Paydalar eşitse yalnız bunu yapabilirim. Sporda geçirdiğine 1 kat ya da kat diyebilirim. Kalan zamanı ise diğer etkinlikler diyor ya 12'de 3'ü. Diğer etkinliklere de biz burada 3 kat diyebiliriz. Soru ne? Uykuda geçirdiği sürenin okulda geçirdiği süreye oranı nedir? Uyku bölü okul. U bölü O. Uykuda geçirdiği süre 5 kat yazıldı. Okulda geçirdiği süre 3 kat yazıldı. Katlar birbirini götürdü, sadeleşti. 5 bölü 3 olarak da bulabilirim. Şöyle de bir yöntem göstereyim sana. Bir gün sevgili öğrencilerim. Bir gün kaç saat? 24 saat. Bu bir günün yani 24 saatin 12'de 5'ini uykuda geçiriyor. Uykuyu hemen hızlı bir şekilde hesaplıyorum. 24'ün 12'de 5'i 24'ü 12'ye böldüm. 2, 5 ile çarptım. 10 saat yazdım. 10 saatin uykuda geçiyor. Okul yazalım sevgili öğrenciler. 12'de 3'ünü okulda geçirmiş. 24 saatin 12'de 3'ü. 24'ü 12'ye böldüm. 2, 3 ile çarptım. 6 saat. Hemen yazdık buraya. 6 saatte okul dedik. 12'de 1'i sporda. Şuraya hemen sporumuzu da yazdık sevgili öğrenciler. 24 saatin 12'de 1'i 24'de 12'ye bölerim. 2 saat olur. Sporda da 2 saat olur. 16, 2 de burada 18. Geriye kalan 6 saati de şöyle yapalım. Diğer etkinlikler. Etkinlik diyorum. Etkinlik ve ona da geri kalan 6 saati yazdık. Soruya şimdi gene geldik. Uykuda geçirdiği sürenin okulda geçirdiği süreye oranı kaçtır diyor. Uykuda geçirdiği süre U bölü O'dan eşit birimi koydum. Uykuda geçirdiği süre 10 saattir. Okulda geçirdiği süre 6 saattir. Öğretmenim diyor ki 5'te 3 bulmuşsun diyor sen. 5 bölü 3 bulmuştun. Burada 10 bölü 6 buldun. İkisi aynı şey. 2'ye bölersin 5 kere var. 2'ye bölersin 3 kere var. İşte sana 5 bölü 3 oranı. Aşağıda verilen şekle göre istenen oranları yazınız diyor bize sevgili öğrenciler. Kızlar var, erkekler var. Kızlar 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 tane kız var. K eşittir 9'u yazdık. Erkeklere hemen bakıyorum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. Erkeklerden de 8 tane var. Şimdi kızlar 9, erkekler 8. Erkeklerin kızlara oranı. Önce ben burada harfi yazarım. E bölü K. İlk söylenen ifadeyi paya yazmam gerekiyor. Erkeklerin kıza oranı. 8 tane erkek var, 9 tane kız var. 8 bölü 9'dur. Tam tersini sormuş. Kızların erkeklere oranı. Kızlar önce söylediği için K harfi bölü E harfi dedikten sonra. Kızlar 9 sevgili öğrencilerim. Erkekler 8. 9 ve 8 seçenekli sorularda sıkça görürsünüz. Karıştır diye verirler zaten bunu. Çeldiricidir. 8'i yukarı yazar, 9'u aşağı yazar. Hep bu şekilde karşınıza çıkar. Yani senin burada paya hangisini yazacağımı, paydaya hangisini yazacağımı bilmen gerekiyor. İlk söylenen ifadeyi paya yazarsın sevgili öğrencilerim. Kızlar bölü erkekler 9 bölü 8'dir. Bu sefer ne diyor? Kız öğrencilerin tüm öğrencilere oranını istiyor bizden. Kızları K harfiyle belirttik. Tümü de T harfiyle gösterirsek sevgili öğrencilerim. Şimdi kızlar 8'i karşımıza yazdık. Çizgimizi çektik. Tümüne oranı 9 artı 8'den ne bulurum? 17 bulurum. Tümüne oranı burada 17 yazdık. Yani tüm kızlar ve erkeklerin toplamı o zaman o da 18 bölü 17 eder.
Aşağıda bir öğrencinin bir günlük etkinliklerinin şema ile gösterimi verilmiştir. Bir gün 24 saat uykuyu şöyle gösterelim. İki nokta arası. TV'yi yine böyle gösterelim. Okulu şöyle gösterelim. Spor bir tane, ders çalışma bir tane, diğer etkinlikler de bir tane diyor bize. Şimdi sevgili öğrenci, bir gün 24 saat. Kaç parça var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parça var değil mi? Şimdi uykuyu şöyle düşünelim. Bir gün 24 saat ve ben bunu 12 parçayla gösterirsem, 12 parça eğer 24 saat ise bir parça ne olur? Bir parça burada 2 saat olarak gösterilir. Bir parça eşittir 2 saat. Peki uykuya bakıyorum bak. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça ve beşinci parça. O zaman uyku dedik. Uyku 5 parça. Her bir parça 2 saatse uyku burada 10 saat. Daha sorular karşıma çıkmadan uykuyu, televizyonu, okulu vesaire hepsini çıkartmak istiyorum. Uyku 10 saat dedim. TV diyelim buraya da. TV eşittir. TV bir parçadan oluşur. O da zaten 2 saat eder. Onu da yazdık. Okula baktığım zaman bak buradan buraya 3 parça var. Birinci, ikinci ve üçüncü. Buraya da okul dedik. Okula da 3 parçaysa her bir parçada 2 saat. O zaman okulu 3 kere 2'den 6 saat olarak belirttim. Yazdım. Spor bir parça, ben yazıyorum. Spor bir parça, bir parçada 2 saatte 2 saat olarak yazdık. Ders diyelim buraya. Ders çalışma bir parçaydı. O da zaten bir parça 2 saattir. 2 saat olarak yazdık. Etkinlikler dedik şöyle. Etkinlikler bir parça. O da zaten 2 saattir. Onu da yine 2 saat olarak yazdıktan sonra şimdi sorularımıza geçebiliriz. Yani sorunun %90'lık kısmını bitirdik. Hangisi ne kadar olduktan sonra sana oran kurmaya gelecek. Evet, birinci sorumuz. TV'de geçen sürenin ders çalışmada geçirdiği süreye oranı nedir? TV bölü ders olarak yazdıktan sonra buradan bulalım. Ders çalışma TV 2 saat. 2 saat yazdık. Ders çalışma da 2 saat. 2 bölü 2 payı ve paydası aynı olan sayıların oranı 1 olur. Çünkü 2 bölü 2 1 bütüne eşittir. Ya da 2 2'ye böldüm 1, 2 2'ye böldüm 1, 1 bölü 1 de 1'e eşit olur. Bu oranımız 1'dir. Okulda geçirdiği sürenin tüm güne oranı nedir diyor. Okul bölü tüm diyelim. Tüm gün. Okulda geçirdiği süre 6 saattir. 6 saati yazdım. Tüm günde burada 24 saattir. Onu da belirttim sevgili öğrencim. Saatler üstlü altlı birbirini götürsün zaten. 6 bölü 24. 6, bu şekilde bıraksan da olur. Ama diyorum ki ben. Testli soru karşına 6 bölü 24 çıkmadı. Bu senin yanlış yaptığın anlamına gelmiyor. Senin çeviremediğin anlamına geliyor. Sadeleştirirsin. 6'yı 6'ya böldüm bir kere var. 24'ü 6'ya böldüm 4 kere var. 4'te 1 oranı diyebiliriz. Spor ve uykuda geçirdiği süreyi saat olarak hesaplayınız diyor. Hemen bakalım. Zaten biz onların hepsini hesaplamasını yaptık. Oran istemiyor ha, şunu yapma. Spor bölü uyku onu değil. Spor ve uykun oranını demiyor bana. Sporu hemen hesaplayalım. Zaten spor dediğimiz bir parça. Bir parça da 2 saatten oluşuyorsa sporda 2 saat geçirmiş. Uykuda geçirdiği süre 5 tane parçadan oluşuyordu. 5 kere 2'den de 10 saati bulabilirim. 3 kişilik bir limonlu kek yapacaksın. Bunun için kullanılan malzemeler 3 yumurta, 2 tane bardak şeker, 3 bardak un, 1 bardak sade gazoz, 1 çay kaşığı karbonat. Yalnız bu tarifler 3 kişilik limonlu kek için. 3 kişilik limonlu kekte biz 3 tane yumurta kullanıyoruz. 2 bardak şeker kullanıyoruz. 3 bardak un kullanıyoruz. 1 bardak sade gazoz kullanıyoruz ve 1 çay kaşığı da karbonat kullanıyoruz. 6 kişilik yapıyoruz. 6 kişilik. Yani 3 kişinin tam 2 katı. O zaman da malzemenin de artması gerekiyor. Aynı oranda artması gerekiyor. 3 kişiyken kullandığın malzemenin 2 katı kadar daha kullanman gerekiyor. Yani yumurta 3 kişilikte 3 yumurta kullanıyorsan 6 kişilikte 6 yumurta kullanacaksın. Eğer 2 bardak şeker kullanıyorsan 6 kişilikte 2 katı kadar 4 bardak şeker kullanman gerekiyor. 3'ün 2 katı 6 bardak un kullanman gerekiyor. 1'in 2 katı 2 bardak 2 gazoz 2 bardak gazoz kullanman gerekiyor. 2 kaşık karbonat kullanman gerekiyor. Şimdi geldik 9 kişilik kek yapıyorsun. 3 kişilikten tam 3 katı 9 kişilik. Malzemenin de 3 katı olacak. Yumurta sayısı 9 olur tabii ki. 2 kere 3'ten 6 tane şeker, 6 bardak şeker olur. 6 bardak un olur sevgili. Pardon, 6 değil. 3 kere 3'ten 9 bardak un olur. 1 kere 3'ten 3 bardak gazoz olur. 1 kere 3'ten 3 bardak karbonat kullanılır. En son olarak 12 kişilik diyor bize.
Yani 3 kişiliğin 4 katı. O zaman malzemenin de 4 katı kullanacak. Yani sen 3 kişilik kek hazırlarken 3 tane yumurta kullanıyorsan 12 kişilikte 4 katı 12 tane yumurta kullanman gerekiyor. Sen 3 kişilik kek yaparken 2 bardak şeker kullanıyorsan 4 katı 12 kişilikte 12 çünkü 3'ün 4 katıdır. 12 kişilikte 2'nin 4 katı 8 bardak şeker kullanman gerekiyor. Sen 3 kişilik kek hazırlarken 3 bardak un kullanıyorsan 12 kişilik 3'ün 4 katı olduğu için o zaman 3 bardağın da 4 katı olan 12 bardak un kullanman gerekiyor. Sen 1 bardak gazoz kullanıyorsan 3 kişilik kek yapımında 12 kişilik kek yapımında 12 3'ün 3 kişiliğin 4 katı olduğu için malzemenin de 4 katını kullanman gerekiyor. O zaman bizim de burada 4 bardak gazoz kullanmamız gerekiyor. Sen 3 kişilik kek yaparken 1 kaşık karbonat kullanıyorsan 12 kişilik kek yaparken 3 kişinin 4 katı olduğu için malzemenin de 4 katını kullanman gerekiyor. Bir kere 4'ten 4 kaşık karbonatı kullanman gerekiyor.